Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz kahvaltımızı yaptık, hemen yola çıktık. Murat bizi ablamlara götürüyor. Toparlandık, çantalarımızı doldurduk arabaya. Şimdi ilk önce Şel'e geldik. Burada arabayı yıkıyor. Gece çamur mu yağmış ne? Bütün şeyler, camlar şöyle. Çamurlu çamurlu, su izi. Bir arabayı yıkıyoruz, sonra yola devam bakalım. Temizlensin, kiri çamuru aksın arabanın. Arkadaşlar, biz geldik, ablama bagajı doldurduk, gidiyoruz. Öğlen ezanı okunuyor. Arkadaşlar, biz geldik, çok az kaldı köye. Şöyle diyorum, bir atı verelim kendimize. Şöyle diyorum, bir atı verelim kendimize. Çocuklar hep bağırışır, kafam bir dünya. Bir görseniz çocuk gürültüleri sesine bak, hiç susmuyorlar, konuşturmuyorlar da beni. Bilerek açmadım o yüzden kamerayı. Şimdi az kaldı. Hiç durmadılar. Hiç durmadılar. Orada salıvereceğiz bahçeye hemen. Hemen biz de yerleştiririz eşyaları. Bir araba dolusu eşya var. Ya bakın, doluyuz yani. Hınca hınç araba doldu, tıka basa. Az kaldı. Sağ salim varalım da. Burası da patates tarlası galiba. Karalahana tarlasını geçtik. Mısır tarlasını geçtik. Şunlar ne acaba? Bunlar böyle dikilmiş şeylere. Ha, bunlar da ay çiçeğiymiş. Ama hepsi sulanmamış galiba. Baksana. Çiçek tarlaları arkadaşlar. Geldik. Oh, çocuklar patladı sıcaktan. Şimdi aldım Zeynep'i kucağıma. Midesi bulandı. Araba anne, tuttu. Dünya varmış. Dünya varmış değil mi oğlum? Hadi çıkalım bakalım. Hemen caminin yanındaymış baba, böyle. Ama. Ne güzel. Baba. Evet, eşyaları boşaltıyoruz bakalım şimdi. Bunlar hata var. Bunlar burada yok oldu belli. Muhammed. Bu kapıyı vurmanın alemi. Eşyaları alalım arabada. Hadi eşya alalım. Ivır zıvır market alışverişi yaptık. Zeynep'e çubuk kraker. Olmazsa olmaz. Leblebisi. Yiyebildikleri nadir şeyler var. Bir tane de şöyle kahvenin yanına lokum aldım. Bunda içerisinde süt ürünü yok. Yiyebilir o yüzden. Şöyle ikisi bir arada kahveler aldık. Ablamla içeriz dedik. Ondan sonra bir tane sabun. Şu soslu fıstıklar da dokunmuyor. Ama bunda bakayım. Var mı süt ürünü? Yok. Patates nişastası diyor. Mısır nişastası. Ali şöyle cipsler aldı. Sonra biz çekirdek aldık, yeriz akşama diye. Meyve suyu aldık böyle, şeftalili. Kağıt helva aldık çocuklara. Yine dolapta da birkaç parça bir şey var. Lavaş aldık işte. Ondan sonra başka bir şeyler daha aldık işte, dizdik. Dolapta piril, bebek şampuanı falan da aldık. Burada kullanırız diye şöyle piril aldık. Şok market alışverişi bu arada. Şöyle bir tane de şampuan aldık. Bunlar gidecek yerine. Şimdi daha yerleştirmedik. Tam düzeni kuralım. Bakalım yavaş yavaş. Bunları da yerleştiririz.
Şöyle şuraya dizmiş ablam. Onu köy evine getirmiş böyle. Dizmiş her şeyini düzenli düzenli. Çok güzel. Buradan da nereye bakıyor bakın. Burası da bahçeye bakıyor. Dolu kabakları, her şeyi var. Bir sürü. Sonra gezdireceğim size de bahçeyi. Ama çok da dolu yani. Hangi birini göstereyim? O kadar çok şey var ki. Gezeceğiz bakalım sırayla hepsine. Ablam balkonları temizlemeye başladı. Buraya yeni yaptırdılar böyle veranda. Üstü kapalı. Orada da taş ocak. Taş ocak değil mi abla? Toprak ocak var. Kapıları da kapattık. Çocuklar oynuyor. Ali ile Muhammed Emin orada oynuyor. Zeynep de evi keşfediyor, evi geziyor. Şimdi güzelce temizleyeceğiz buraları. Girdiğimiz gibi hemen önce bir temizlik yapalım. Ondan sonra kuralım, yerleşelim bakalım. He? Tamam, sen koy bir şeyler gez. Koyu ver bir şeyler gez. Heh, gel Zeynep, suya basma kızım, kayarsınız. Gel. Gel. Şimdi suyu gördüler, hipnoz oldular. Hemen havuz kurulup oynayacağız sanıyorlar. Şimdi önce temizlik. Aha, şöyle güneşe koyu veririz. Şimdi önce bir temizleyelim edelim. Burası da banyo, lavabo yeni yapıldı oralarda. Göstereceğim sonra sizlere. Burada da dışarıda bir tezgah vardı. Onu şimdi temizledi, yıkadı ablam şöyle üzerine. Ondan sonra sereriz bir şeyler, oturuveririz. Tamam, hadi gez bakalım sen. Gez bakalım sen, hadi. Hayır. Evet, dışarısı bitti, temizlendi, parklandı. Bir mutfağa gireceğiz işte birazdan. Şimdi kurudu bile yerler. Çocukların hepsine giydirdim, değiştirdim ben. Çorapları yoktu. Zeynep'in üstünü başını değiştirdim. Ali de ıslattı üzerine çoraplarını. Şimdi burada oynuyorlar. Biri traktörünü sürüyor, biri atı. İndirdik arkadaşlar ikinci kattan. Koyduk buraya. Bu bizim eski çocukluğumuzun koltuğuydu. Yatak oluyor. Belki sizlerin de yani aranızda kullanan vardır. Bunlar çok eski kanepelerden çünkü. Hatta içinin bir çekmecesine ben Emine yazmışım. Herhalde eşyalarımı ben bir gözüne koyuyormuşum ki. Herhalde öyle. Yatak oluyordu. Açardık, yatardık. Şimdi koyduk. Mutfağa gireceğiz bakalım şimdi acıktı çocukların da karnı. Hadi bakalım soframızı kurduk. Çocuklar çok acıkmış. Arkadaşlar ablam sabah erkenden böyle küçük küçük biber dolması hazırlamış. Bakar mısınız? İki tencere yapmış. Birini evde bırakmış. Enişteye birisini de buraya getirdi. Bol naneli mis gibi. Burada da kurban etinden kavurma var. Lavaş da aldık şimdi. Oh mis gibi. Daha ne olsun? Karpuzumuz da var. Allah bereketi versin. Eline koluna sağlık. Vallahi harika görünüyor hepsi. Çocuklar bayram edecek. Çok acıkmışlar. Hepsi karnını ovuyor. Vallahi. Ivır zıvır yediler ama. Zeynep başlar. O karpuz canavarı. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Muhammed şapkayı çıkart teyzem. Çıkart şapkayı. Çıkart at. Aferin sana ya. He, önüne mi koyuyor? He, önüne koyma Zeynep'in. Yemiyor yoksa. Oh Ali başladı valla. Termosta da çayımız var. Daha ne olsun. Yemeğimizi yedik. Güzel hava çarptı beni. Vallahi uzandım kaldım burada. Toparladık ettik. Bulaşıklar yıkandı. Burada birazcık eksikler var arkadaşlar. Daha yeni düzenlediler, yaptılar.
bulaşıklar yıkandı, oralar falan ayarlanacak zamanla. Hep kalmıyorlar çünkü geliyorlar, bir gün duruyorlar, gidiyorlar. Hayır, sakın. Zeynep çiçekleri saklıyor kopartmasın diye. Arkadaşlar, sonunda girebildim bahçeye. Bakar mısınız? Koskocaman bir bahçesi var ablamın. Şöyle boydan boya gösterin. Ne ararsanız var. Bir dünya şey ekmiş, ağaçları da var ama o tarafa, derinlere gidemiyorum pek fazla. Şalvarım falan böyle dikenli otlar girebilir. Çünkü bal kabağı ekili. Bu tamamen köşeleri hep çiçek ekmiş böyle ablam. Çok güzel rengarenk çiçekler. Ali'nin alerjisi tuttu hemen yeşillikte. Giydik şalvarları. Zeynep'in bir şalvarı olmadığına üzüldüm vallahi. Bir dahaki gelişimizde artık ona da bir tane dikeceğiz şalvar. Ben de yanıma getirdim ama ablamınkisi ortalıktaydı. Hemen çiçek onu giyiverdim bahçeye gireyim diye. Geçirdik şalvarları, girdik. Bak bakalım neler var neler yok. Biberler o kadar çok olmuş ki dökülüyor böyle artık. Toplanmak istiyor. Arkadan yenileri gelecek. O kadar çok biber var. Çeşit çeşit. Pırasa var, domates var, kapya biber var, bal kabağı zaten bir dünya bal kabağı. Onları da o köşede gösterir. Girebilirsem azıcık gösteririm ya da üst kattan gösteririm. Çekirdek var. Aa, çiçekleri kopartma. Çiçek böyle takacağız. Al kokla bakalım. Ali de işte arkalarda bir şeyler yapıyor, kazıyor, ediyor. Mısır var. Mısırlara bakar mısınız? Tam olgunlaşmamış. Böyle daha var yani, incecik incecik. Böylelerin üstü biber dolu, bir yandan da çiçek açıyor. Bakar mısınız? Maşallahları var vallahi. Hele burada da böyle bir çeri domates. Dolu. Ben bu sene ekmedim bahçeme böyle. İstemedim. Çünkü Zeynep bunları daha yeşil yeşilken koparıp atıyor. Benim de hevesim kursağımda kalıyor. Minicik minicik dolu üzeri. Bakın. Çok güzel. Tatlı tatlı oluyor. Arka taraf pırasa, yer elması var. Fasulyesi var. Mısırı var. Yok yok yani bu bahçede. Bayağı dolu dolu. Maşallah Allah da bir sürü hani oldurtmuş. Böyle güzel olmuşlar yani. Dolu dolu yani. Hani bazı senesi böyle olmaz. Çok biber vermedi deriz. Ama ablamlar çok gelmediği halde o kadar güzel vermiş maşallah. Bakar mısınız? Maşallah deyin vallahi. Nazar olmasın. Harika. Bunlardan turşu da olur. Biber turşusu olur. Bunları kızartırız. Domatesli, sarımsaklı harika olur. Vallahi ben de biberi seviyorum. Resmen tarla C vitamini deposu. C vitamini varmış ya yeşil biberde. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Evet, Zeynep başladı yeşil yeşil koparmaya. Zeynep önce bir alalım bahçenin dışına. Ondan sonra devam edelim biz. Hayır 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 hayır. Kopartma kızım. Bunlar daha kızaracak. Anne, turşuluk mu topluyorsun sen? Hı? Turşuluk. Al sen bunu ye. Domates. Ham yap. Ay beğenmedi. Hadi bakalım Zeynep'i alalım dışarı. Gel kızım gel, gidiyoruz. Çekirdeklere gidelim bakalım, gel. Gel Zeynoş. Gel buradan, gel buradan gel. Arkadaşlar buradan öteye de bal kabağı, bakar mısınız? Maşallah bu sene bayağı bir bol bol olacak bal kabakları. Şöyle aralardan girelim bakalım. O kadar zor giriliyor ki çünkü tamamen sarmış halde bahçeyi. Şöyle göstereyim, yeni yeni bebek bal kabakları var ama bir de büyüklerini göstereyim, şaşıracaksınız nasıl olduğuna. Bir de şurada ay çekirdeği bir tane daldan kaç tane kafa vermiş, bakar mısınız maşallah.
Ezmek de istemiyorum bal kabaklarına. Şöyle kıyıda. Ali gelme sakın, dikenler batar. Emir abi sen hiç girme. Ali kıyıda. Isırgan var. Bak, çok ince ince ısırganlar var. Gel bak fasulyeleri. Burada çiçekler var, papatyalar. Ondan sonra benim için çekirdek getir. Bakın orada ay çekirdeklerine, gene diplerde mısırlar var. Bir de bu evin arkasında bir bahçe var. Bunlar da fasulyeler. Bakın sırıklarda böyle. Gene bir sürü fasulye. Bakın şurada bir bal kabağı göstereyim de. Nasıl? Şöyle. Bakın. Maşallah. Bundan kaç tane var böyle aralarda var ya. Maşallah bayağı bol bereketli olmuş. Orada da bir tane ay çekirdeği var. Aha gösterdim. Orada. Arkasındakini de. Ha onu görmene. Ay arkadaşlar resmen şaşırdık ablamla. Şuradakine bakar mısınız? Şey var ya hani böyle rekorlar kitabında bal kabakları yarıştırıyorlar ya böyle. Bunun zamanında gerçekten yarışır o derece. Şaşırdık ablamla bu kadar büyüğünü de görünce. Şuna bakın ya, şu an bilmiyorum videoda nasıl görünüyor ama bayağı bir büyük. Orada var, burada var. Sonra şurada var. Şurada. Dolu bal kabağı. Şu arkalar dolu. Şuralarda da var. Fasulye, incir var. Orada hurma ağaçları var. Yeni dikildi. Aralarda çok küçük mısırlardan ve ay çekirdeklerinden görünmüyor. İşte şöyle. Bakın şunda maşallah. Şu kafalara bakar mısınız? Ne kadar çok. Şöyle gidelim o tarafa. Burası da arka oda ve şey mutfak. Karalahanalar çıkmış orada da. Şurada da gene kabak dolu. Şurası da odalar. Evet, burada da iki tane bal kabağı var. Bunlar da bayağı bir büyük vallahi. Ama en büyüğü o taraftaydı gösterdiğim. Bakın bir kafadan kaç tane ay çekirdeği çıkmış. Onların hepsi çekirdek olacak arkadaşlar. Şunun güzelliğine, görüntüsüne bakar mısınız ya? Tam fotoğraflık vallahi. Ayçiçek tarlası gibi aynı. Bakın o tarafta da var. Bayıldım, bayıldım. Hele şunun görüntüsü şöyle tablo gibi. O kadar güzel. Aralardan pek girmeyeyim şöyle. Ne olur ne olmaz. Yarın yine devam ederiz. Burada bir tanesi olmamış galiba ama. Kurumuş tepeden. Olmaya çalışmış ama şuradan daha yeni kafa vermiş. O da yetişir mi? Bakalım. Ha, düşmüş, kırılmış. Şimdi gördüm. Bakın orada kırılmış abla bunun kafası. Bakın arkadaşlar dolu yağmış burada. İki gün boyunca bayağı bir yağmur yağmış. Bu da düşmüş. Tam çekirdek olmuş. Siyah siyah. Bakar mısınız? Alicim bu yenmez anneciğim. Daha bu olmamış. Düşmüş zaten, çürümüş yere. Bakın bu kafadan düşmüş böyle. Ama bayağı da olgunlaşmış yani. Güzel olmuş. Artık yapacak bir şey yok. Çıkalım hadi. Arka tarafta gene yer fıstıkları varmış. Bir sürü şey ekili. Ama çoğunluk bal kabağı. Bal kabağını seviyoruz hepimiz. Tatlısını falan yapıyoruz. Rahmetli anneannemiz böreğini yapardı onun. Cevizli falan. Şöyle buraları da göstereyim size. Bakın burada da böyle kabaklar. Gördünüz. Bu komşunun ahırı. Burada. O tarafta komşunun evi. Sonradan duvar örülmüş oraya. Bakın burada da bir tane. Bak inekler ahırda şu an ses çıkarıyor bak. Heh, bakın bu da burada. Kocaman dop dolu bir bahçe. Maşallah. Allah bereket versin inşallah. Fasulyelere bakın.
Maşallah. Hadi çıkalım. Evet, bahçeden çıkışında böyle bir tane daha bal kabağı. Maşallah. Bu da kocaman. Şurada da yeni olacak olanlar yetişiyor, geliyor arkadan. Hadi çıkıyoruz bakalım. Biz sütçüye gidiyoruz arkadaşlar. Süt almaya gidiyoruz. Uyumadı vallahi. Bütün gün çocuklar, ne öğlen uykusu ne başka bir şey. Ali'ye bakın, Ali'ye. Ay çok komik. Üzümlerine. Maşallah. Evet, geldik sütçüye. Ezan okunuyor, akşam ezanı. Ay ben bozulasım, sinirlendim ya. Anne. Gel bekle Zeynep, gel burada süt alıyoruz kızım, gel. Kilosu 5 lira. Aldık bakalım. Şimdi dönüyoruz. Eve. Nereye? Eve. Uyuyacak mı? Ha kızım, yoruldun mu? Eve gidiyoruz. Bekle, bekleyin de. Bekleyin de. Zeynep, yoruldun mu kızım? Alayım mı kucağıma? Şimdi de su almaya gidiyoruz. Köyün camisi. Ali herkese selam veriyor. Ali maşallah. Çok girişken, konuşkandır. Evet. Amcaya Ali korna, Ali kornaya basıyor, abi kornaya basıyor. Ali basıyor, onun düdüt çok şey ötüyor. Evet, bip bip yapıyor ama o basıyor, Ali basıyor. Gidiyor su, bak oradan su dolduracağız. Artık akşam oldu, lambalar yandı, herkes evine girdi. Aa, attı kendini yere. Neden? Çünkü bunu almış. Motora bindi ya. Ağlıyor Zeynep, in in kızım. İn. Biraz da o sürsün annem. Zeynep bak buradan aşağı. Turra diye bir in sen. Şu caminin güzelliğine. Gelecek mi burada? Buradan aşağı hızlıca inecek mi? Dışı da güzel, içi de. Vallahi köyde dedeler ATV sürüyor galiba. Caminin önüne bakar mısınız? Uludağ'da bir gördük bunları işte. Orada elektrikli bisiklet, ha, ATV, bak orada yazıyor, görüyorsunuz mu? Vallahi. Motosikletle. Şimdi eve gidiyoruz. Suyu doldurduk. Sütümüzü de aldık, doğru eve.
Eve geldik. Kasayı buraya bıraktım. Bak o tarafta. Evet, sütümüzü, suyumuzu aldık. Hemen sütü kaynatalım bakalım. Ocağa götürelim, mutfağa. Kaynatalım. Su burada durabilir. Terlikleri çıkarıyoruz. Burada buralar yıkandı. Hadi. Tamam oğlum. Girelim bir içeriye. Dur bir bismillah. Zeynep içemez canım. Acı değil diyor. Arkadaşlar biz toparladık her şeyi. Şimdi bir kahve keyfi yapacağız bakalım. Çocuklar da uyumadı ama ne keyif ne keyif. Duyuyorsunuz sesleri. Ali uyumayı düşünmüyor mu? Muhammed. Sabah kadar nöbet tutacağım. İyi bakalım, buraya koyarız sana bir yatak şuraya. Kapı girişine. Orada nöbetini tutarsın. Korursun bize. Olur mu Ali? Kediler var zaten. Onlar nöbet tutar. Fareleri habur habur yer. Hani o kedi neydi ya? Fare yakalamıştı. Ya. Teyze gördüğümüz. Daha neler göreceksin? Neler burada? Yakalamıştı. Neyse arkadaşlar. Daha fazla lafı uzatmayalım. Şarjım da bitiyor. Artık kapandı. Kapanacak yani. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.